Sorma Pakize. Beni dağ başında bir eve kapattı. Kaçmaya çalıştım ama nafile. Az daha beni yurt dışında kaçıracaktı. Ay kız desene felaketlerden dönmüşsün. Ne felaket. Kemal olmasaydı halim niceydi. Pislik herif. Neyse ki sonunda layığını bulmuş. Layığını buldu. Buldu ama diğerleriyle henüz hesabım bitmedi. Diğerleri mi? Başkası da mı var? Evet, vardı ya. Kim ki? Halide. Bir de o Ekrem denecek adam. Ay Esra mı diyorsun kız? Esra ya, birlik oldular. Beni zorla alıkoydular. Az kalsın ölüyordum onlar yüzünden. Jandarmaya anlattın değil mi? Onlar da suçlu dedin mi? Yok, demedim. Kimseye anlatmadım Pakize. Sakın ha, sen de bilmiyorsun. Ramazan'a falan söyleme, söz mü? Tamam da niye ki? Yaptıkların hesabını sormayacak mısın? Soracağım elbet. Dur bakalım. Bundan böyle Halide'nin anlayacağı dilden konuşacağım. Burnundan fitil fitil getireceğim bütün yaptıklarını. Güllü kimmiş görsün bakalım. Hoş gelmişsin Ramazan Bey. Hoş geldik, hoş geldik. Nasılsın Ardavut? Sağ olun, duacıyız beyim ben. Sağ ol, sağ ol. Bakışın pay biraz güzeldi. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol beyim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin Zaloğlu. Niye ki ne ya, ne oldu? Bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var? Bağ diyebiliriz ha. Sağ desek ne olacak ki? Ne demek bağ desek ne olacak ki? Ya ben buranın patronu sayılmıyor muyum? Derdinizi, sıkıntınızı bağ diyeceksiniz, ben de halledeceğim ya. O vakit haftalıkları ödet gayrı. Pamuklar yandığından kelle bizi düşünen yok. Ha, onu diyeyim. Ya şimdi bak, durum ortada ya. Dezemin durumu malum. Gülü desen kayıp, daha dün ettiğin bulundu yani. Yattığın fabrikaya gelince o zaman haftalığı falan her şeyi halledecek yani, merak etmeyin. Sen burada bostan korkulu musun? Sen ne demeye ödemiyorsun haftalıkları? Öyle değil. Tamam. Bugün değil, akşam iş çıkışı herkesin haftalığı ödenecek, tamam mı? Size Zaloğlu Ramazan sözü veriyorum ben. Anlaştık. Hadi şimdi herkes işinin başına. Hadi. Alo, bana hemen senin bir gönderir misin? Halide. Hoş geldin, nasılsın? İyi değilim Selim. Hesaptaki parayı hemen çekmek zorundayım. Ne kadar var? Muhasebeden kesin bir malumat almam lazım ama 70.000 civarında olduğunu tahmin ediyorum. Anladım. Hemen çekip getirebilir misin? Tabii. Yemin ediyorum var ya, ben de seni aramaya geliyordum ha. Dede şimdi demleyin gelirken ben işçilerin yanına girdim. Tamam mı? Acayip isyandalar paraları ödenmiyor diye. Gerçi ben sakinleştirdim de. İyi yapmışsın. Şimdi Selim Bey, bu gitleyin paydos verildiğinde işçilerin haftalıklarını ödeyelim. Ramazan, bugün paralar ödenmeyecek. Selim sen çıkabilirsin. Tabii.
Niye yine kurban oldun? Ne oldu ki? Para bana lazım Ramazan. Nasıl parası lazım? Ya Deze, pamuk yandığından beri bu insanlar haftalık almıyor diyorum ya. Müşküller yani. Ramazan, fabrikadaki söz hakkını bana devrettin. Unuttun mu? Para bana lazım. Halide Hanım, Dezem, ben bu insanlara bir söz verdim. Bu gitleyin akşam haftalığınız yatacak diye. Dezem, yakışır mı bize ya müşküllerin böyle ekmeğiyle oynamak? Ramazan, bu parayı niye istediğimi bilseydim böyle konuşmazdım. Halide Hanım, ne oluyor? Bir şey yok, mühim bir şey yok. Her şeyi ben hallediyorum. Zaten Halide Hanım, her şeyi siz hallediyorsunuz. Biz burada bostan korkuluyuz var ya. Deze, senin son havadislerden haberin var mı? Ne havadisi? Güllü bulunmuş. O Orhan denen adam kaçırmış Esat'tan da onu. Kaçırırken limanda yakalamış jandarmalar. Jandarmaları görünce kaçacak yer aramış bu Orhan denen adam. Bulamayınca da afasına sığmış, kendini öldürmüş şerefsiz. Başka bir şey duydun mu? Güllü ciddiye geri dönmüş, onu biliyorum. Başka? Başka? Başka ne? Başka ne olacak ki? Tamam Ramazan, sonra görüşürüz. Nasıl oldu? Bacağın nasıl? Daha iyiyim. Oğlum evime kavuştum ya, gerisi mühim değil zaten. Güllü. Sana bir şey soracağım. Ekrem ya da Halide. Sana zarar verecek bir şey yaptı mı? Limanda pusu kurduğumuzda sizi yolunuzdan döndüren şey neydi? Ekrem veya Halide Orhan'a yardım etti mi? Bilmiyorum Kemal. Ben bir şey görmedim. Peki geceyi nerede geçirdiniz? Kulübeden ayrıldıktan sonra nereye götürdü Orhan seni? Bilmiyorum. Ben baygın yatıyordum. Gözümü açtığımda arabadaydım. Güllü. O herif sana bir şey yaptı mı? Merak etme, öyle bir şey olmadı. Hem zaten unutalım, kapatalım bu bahsi ha? Bak döndüm, buradayım. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Ben de. Artık dayanamıyorum Güllü. Bir an evvel karım olmanı istiyorum. Seni görmeden yaşayamam. İçimden bir his. Halide'nin yakında boşanmayı kabul edeceğini söylüyor. Jandarma basına geliyormuş. Karakoldan haber uçurdular. Hemen malları çıkartın. Hiçbir şey kalmasın içeride. Acele edin.
kıpırdamasın. Kıpırdama. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.